Dağlarında geziyoruz arkadaşlar ve karla karışık yağmur yağıyor. Avustralya'da hayatımda ilk defa kar görüyorum. Yok, gerçi Tazmanya'da da gördüm ama Avustralya değil. Sonuçta anakara değil. Anakara Avustralya'da ilk defa kara şahit oldum. Arkamda da deli gibi trafik var. Arkadaşlar 5 gündür burada kamp yapıyoruz. Bu arkadaş bugün geldi buraya. Ceketiyle beraber üşümesin diye, hava soğuk. Baya güzel bir yer. Arkada ırmak var. Melis'in arkasında tuvalet var. Burada yaşlı bir amca var, baya konuşkan, onunla bayağıdır muhabbet ediyoruz. Kafamızı ütüledi. Dün yoldan geçen bir teyzeye laf attı hıyar. Tam bir serseri. Öyle işte, takıldık burada. Bugün gezmeye başlıyoruz. Kafamızda planladığımız birkaç yer var. Melis'in gezmek istediği bir orman var. Önce burayı bir size gösterelim. Ondan sonra yola çıkalım. Yola çıkmayacağız, duş alacağız. Ha, duş almayacağız. Karavana bırakacağız. Karavanı bırakacağız ve ondan sonra yola çıkacağız. Karavanı 4-5 gün bir yere bırakacağız. Bırakmaya geldiğimiz yerde anlatırım nerede bıraktığımızı karavanı. Duş almaya geldik. Böyle bir yer. Melis'in güneş gözlükleriyle bayağı karizmatik çıkıyorum. Bayanlar için duş. Erkekler için duş. Yazın çok sıcaksa soğuk duş. Soğuk duş dışarıda. Ha, geceleri burada da kalabiliyorsunuz. Arkada bir yer var. $15 geceliği. El yıkama yeri. Duş. Melis, yer var. Tamam, hadi görüşürüz. Bu biraz daha pis. Arkadaşlar burada duş aldıktan sonra aslında bedava ama dürüst dolma kutusu var. İstersen para atabiliyorsun. Bu tarz yerler devam etsin diye para atabiliyorsun. Ben de bu yüzden her zaman atıyorum. Karavanı arkadaşlar buraya bırakacağız. Yani burada kalacağız bu hafta. Güneş panelim orada. Şu anda pili şarj edip pilim bitmek üzere. Birkaç gündür hava kapalıydı. Güzel bir çam ağacı. Oh.
There's all what we call life. The birds, the animals, the trees, the rocks, the birds, the insects, everything. And peoples. That's all part of wired life. All wired life. Every atom of it is the essence of God. I understood that. So the Aboriginal people came into me that way. As part of wild life. They love their country. Until I could love this country in the same way. Rickett, bu evi, şu anda bulunduğumuz evi Melbourne'ün mahallelerinden 50 pound'u satın alıp buraya taşıtırmış ama şu anda bulunduğu yere değil, biraz daha tepelere ve birkaç yıl orada yaşadıktan sonra evi buraya taşınmasına karar vermiş. İlk evin bulunduğu yerin hayalette olduğuna inanıyormuş, ruhların olduğuna inanıyormuş ve rahat edemediği için ve annesinin de yaşlanıp onun yanına taşınacağı için yukarı dağların tepelerine tırmanamayacağını düşündüğü için evi buraya taşımış. Evin hiçbir zaman tabanı yokmuş, bu taban sonradan yapılmış. William tabana inanmıyormuş, yani olmasına gerektiğine inanmıyormuş. İnsanın ayağının toprağa değmesi gerektiğine inanan felsefik bir adammış, rahmetli. Aborjinlerle yaşamış Avustralya'nın orta kısmında bir süre. Sonra Hindistan'a gidip, Hindistan'da da 2 sene kadar yaşayıp ruhani bilgiler almış. Yani oradan ruhani şekilde esinlenmiş. Ondan sonra buraya gelip bu gördüğümüz bütün yapıtları inşa etmeye başlamış. Kilden. Çamurdan, kilden. Bayağı güzel, etkileyici, bayağı iyi çalışmış. Felsefesi şu. Doğayı, her tarafı diyor, Tanrı yarattı diyor. Biz onun diyor yarattığı ruhlar gibi bir şeyleriz diyor. Herkes diyor doğaya ve birbirine diyor güzel ve sahip çıkmalı diyor. Ama adamın yaptığı heykeller efsane, efsane bence. Efsane, evet. Yani adam doğacı bir adammış ben yani. Beğen... Zararsız bir şey yani. Avustralya'nın ilk teröristi, bütün aborjinleri öldüren, doğayı yakan terörist, katil, pislik herif bu. Gördüğünüz gibi kafasına mermilerden taç yapmış. Namussuz. Zaten tipinde meymenet yok. İnsanları tipiyle yargılamam ama şuna bakar mısın? Kulakları konuşuyor zaten. Koca kulak! Aborjin dayı taşa çıkmış. Gene bir iğrenç bir yorum yapmadan edemedim yani. Arkadaşlar, meditasyon seviyorsanız tam da yeri burası. Araba seslerini varsaymazsak tam meditasyonluk bir yer. Memeleri vardı, memeleri adlı şiiri bu teyzeye armağan ediyorum. Dam üstünde nane ele, dam üstünde terbiyesizlik nane etme. Ele, tombul tombul memeler. Rahmetli 1898 yılında Victoria'nın Wickman kasabasında doğmuş. 1934 yılında da buraya taşınmış. 1949 ve 1960 yılları arasında violin çalmayı, altınla işlemeyi ve bu tarz sanatlarda uzmanlaşmış. 1970 yılında 2 yıllığına Hindistan'a gidip bütün artistik çalışmalarını orada başlamış. Ruhani tarz bir felsefe benimseyip tekrar Avustralya'ya geri dönmüş. Bütün gördüğümüz bu
kilden yapılan heykeller 1200 derecelik fırınlarda pişirip ısıtıyormuş. Pişiriyormuş, ısıtıyormuş aslında, pişiriyor. İşi gücü soytarılık ya, başka bir şey değil. Çoban Hüsamettin'le orman yürüyüşü. Sen de benim şeyim misin? Keçin koyun musun? Evet, ben de koyunum. Oo, arkadaşlar, bunlar kırmızı Kaliforniya çam ağaçları. Var, doğru tercih etmişimdir. Dünyanın en sert tahtasıymış, ağacıymış. Şimdi biraz onları dişlerimle kemireceğim. Benim dişlerim karşısında hiçbir şeyin duramayacağını size ispatlayacağım. Bugün gezdiğimiz William adamın soy ismi, rahmetlinin soy ismini unuttum. Güzel heykellerin olduğu ormanı ve bugün şu anda bulunduğumuz ormanı tavsiye eden Git Sesi Ezgi'ye çok teşekkür ederiz. Yani onun sayesinde geldik buralara. Yoksa biz nereden bileceğiz? Evet, Melbourne ve Cevcimar'ın hiç bildiğimiz yok. Onun bloglarında ve Instagram'ında gördük. Çok da güzel bir yer. Mutlaka gelin. Bu orman herhalde... Çok büyük değil ama değişik bir atmosferi var. Görülmeye değer. 250 metre 250 metreymiş herhalde. Bunları belki kesecekler. Büyük ihtimal onun için ekilmiştir. Ama yanlış bilgi veriyor olabilirim. Evet, dünyanın en pahalı mobilyaları bunlardan oluyormuş. Çünkü bu kesilmesi çok zor bir tahta. Yontulması çok zor bir tahta. Dünyanın en sert ağacı tahtası. Kendime de küçük bir parça buldum. Bıçak sapı yapmaya çalışacağım ama bu ondan mı bilmiyorum. Burada yerde buldum. Ondan diye hayal ettim. Bayağı güzel bir yer. Melis ilk defa bir yere dört dörtlük not verdi. Değil mi Melis? Evet. Evet, Melis sinirli bana da. Bir türlü bugün konuşamadım. Gene bugün çok başım ağrıyor. Kahve mavi içtim. Kendime gelince de olmadı. Gene gözlerini belertti. Şaşırıyorum. Korktum. Ne yapacağım bilemiyorum. Bu koca kartalın yuvası. Süleyman sallıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Herhalde insanlar koyup yapmışlar. Benim de böyle bir faydam olsun. Gir de ortasına bir yumurtlayıver hadi. Saçmalama. Hadi hadi. Bir şeyler ısırır. Atla ve atla ortasına. Olmaz. Burada kesin yılan vardı. Yok, bir şey olmaz ya. Millet fotoğraf çekiliyor bence bunun içinde. Gir. Ha? Melis bak, beni bir şey sokarsa. Kızım, burada aslan yatıyormuş. Gireceğim böyle, çömel böyle. Tavuk gibi. Bak 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 bak. 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 Yumurta. Tişörtümü koyayım yumurta gibi. Öyle mi yumurtluyor tavuk? Kızım ben şey... Kuş. Ne o? Şey pozu veriyorum. Battal Gazi pozu. Sağ ol lan. Çanta yakışmış. Verir misin çantamı? Taşıyorum, centilmenlik yapıyorum. Ya ver abi, ver çantamı ver hadi. Şimdi bununla çektiklerimi koymazsın çünkü. Ne çekmeyi koyayım? Kendi ya karizmanı sarsmaz benimkini de. Alakası yok, alakası yok. Centilmen olmak, karizmayı sarsmak mı? Hadi ne yapıyorsun? Ya bıçak sap yapacak güzel bir ağaç parçası arıyorum da bundan düşmüş ama yok, bulamadım. Bugün bütün gidiyor muyuz? Bütün gün videoda dikkat ettim. Fermuarım hep kapalıydı. Aferin. Gidiyor musun? Kızıl çam ağaçları arkadaşlar. Dünyanın en uzun ağaçlarıymış. En uzunu 114 metre, 115 metre civarındaymış. İkinci en uzunu 111-112 metre civarındaymış. Üçüncü en uzunu da 110 metre civarlarında işte. Hiç kimseye bu ağaçların yerlerini söylemiyorlarmış ki insanlar gelip tabiata ve ağaçlara zarar vermesinler diye. Bunlar da onların küçükleri. Bu çok genç bir orman. Yani böyle yaşlı değil. Bu ağaçlar 2000 yıl yaşayabiliyorlarmış. En uzun yaşayan ağaç ölçtükleri, bu zamana kadar buldukları 2200 yaşındaymış. Yani düşünün, bizim bütün Osmanlı tarihini bunlara sorsanız anlatabilecek kadar yaşlılar.
dünyanın en uzun yaşayan organizmalarından biriymiş ayrıca. Bunlar o kadar sert ki kuruduklarında çivi çakamazsınız. Gerçekten öyle. Benim arkadaşımın evinde var. Çivi çakmaya çalışan pancurlarına kesinlikle çivi girmiyor. O kadar sert ve güzel bir ağaç. Dünyadaki ormanların arasında en çok oksijeni üretebilen ağaçlar da bunlarmış. Yani küçücük bir miktar koca başka bir ormana, okaliptüs ormanı olsun, çam ağacı ormanı olsun veya başka bir ormana bunun küçücük miktarı 2-3 katı kadar oksijen üretebiliyormuş. Bunlar genelde Amerika, Kaliforniya taraflarında, Asya'da, Avrupa'nın birkaç yerinde bulunabiliyormuş. Galiba Antalya'da da var, çok emin değilim. Onlar sedir de olabilir ama bu kadar uzun, büyük ve yaşlı ağaçlar var. Belki de başka ağaçlardır ama emin değilim. Çok geniş olabiliyorlarmış. Devasa genişlikleri olabiliyormuş. Şurada yani, var bir tane geniş. Evet, biraz o yaşlı geniş. Bence. O kadar da yaşlı değil ya. O çok da geniş değil. Ama görebileceğiniz en büyük, en uzun yaşayan ağaç türü. Evet, gitmiştik, geri geldik. Kesilmiş bir kütük buldum kendime. Bakalım ben bunu yontup bıçak sapı falan yapabilecek miyim merak ederim. O yüzden aldım. Hatta bundan bardak altı falan da yapabilirim ince ince kesip. Rejinesi rakıyor. Yapamadı. Yaparım canım. Bunu almak suç değil de bu hırsızlık değil. Yani ormanda yere düşmüş parçayı alıyorum. Evet, şurada kenarlarda vardı ama onlardan aldı. Bilmiyorum ya. Melis çaldın diyor da bana şimdi kendimi kötü hissettim. Bu çalmak değil herhalde. Siz söyleyin, çaldım mı çalmadım mı ben de merak ediyorum. Yok canım, tabiatta kesilmiş. Değil yerdeki ya. Bir parça çürüyüp gidecek çürüyüp zaten. Çürüyüp gidecek. Ben şakasına dedim. Teşekkür ederim, beni şey yapmıştın, stres yapmıştın. Gidiyor muyuz artık, evet, Süleyman Efendi? Daha... Hayır yani şu kadar metrekarelik bir ormanda herhalde bizim kadar kalan insan yoktur. Ben çok seviyorum ormanları, ne yapayım? Evet. Şimdi şey diyeceğim olmayacak. Neyse, sonra Melis'i yok hakaret ediyor. Yok öyle, yok böyle. Haydi kapatıyorum. Görüşürüz. Şuraya iki tane çardak atacaksın içine. Çayda semaver vereceksin. Evet, zaten işte o yüzden burası bozulmuyor. Türkiye'dekilerin hepsi de bozuluyor. İnsanlar pislettikleri için. Tabiatın tadını çıkacaksın. Pis olmayacak ki. Pisletiyorlar. Öyle şeyler oldu. Pisleniyor. Ya sen niye bu ağaçlara vuruyorsun? Şey sağlam değil mi de kontrol ediyorum. Şap şapçı Süleyman'a çıkacak adı. Yürü hadi. Neredesin Süleyman? Hiçbir şey söylemiyorsun. Vallahi ben de bilmiyorum ki. Yani dağlarda geziyoruz. Melbourne'ün tepelerindeyiz. Bu kırmızı ağaçların, çam ağaçlarının olduğu ormandan çıktık. Böyle bir kasabadan geçiliyordu. Biz de bir duralım bakalım dedik. Turizm amaçlı yatırım yapılır mı yapılmaz mı diye ortalığı biraz gözlüyorum. Buraya bir lokanta açsak, kahveci açsak, pub'a rakip olabilir miyiz? Buna karar vermeye çalışıyorum. Bu ağaçların büyüklüğüne bakın ya. Ben çok seviyorum ağaç.
Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz sizlerden bir kitap tavsiyesi istiyorum. En sevdiğiniz kitabı bize tavsiye edin. Biz de boş zamanlarımızda okuyalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. Sarah.